Son sefer mi Nuri Baba? Son sefer Kaya, son hadi sefer. Hadi iyi bakalım. Hadi hayır. Güle güle, hadi. Eyvallah. Güle güle, Allah selamet versin. Sağ ol. Hadi emirgan, emirgan bin! Biraz hızlı gidebilir miyiz acaba? Saat 7'de Emirgan'da randevum var da. Neyin var yahu? Sana söylüyorum, sarhoş musun nesin? Ölmüş mü adam? Gördünüz mü? Saat 7 olmuş, aksiliğe bakın, yetişebilirsen yetiş artık! Zavallı adam! Baban da geç kaldı, merak etmeye başladım. Sağ olsun, giderken de bir şey söylemedi. Anneciğim üzme kendini, işe çıkmıştır. İnşallah öyle olsun. Bu çocuk da bayılır burada yatmaya. Çetin! Çetin! Hadi Çetin, kalk yavrum! Kalk! Bütün mahallenin kızları seni kıskanıyor. Aman canım, hala evleneceğiz. Öyle ama seninki çok iyi bir kısmet. Herkese nasip olmaz. Koskoca bir banka memuru. Banka memuru. 2 yıldır maaş artsın diye bekliyoruz. Sen de çalışsan. İstiyorum ama bırakıyor mu? Sıkıntımız da günden güne artıyor. Biliyorsun babam hasta, fazla çalışamıyor. Arabanın taksidi var. Satılırsa ne yaparız? İşte babam da geldi. Sen miydin Salim abi? Hoş geldiniz. Ne oluyor Salim abi? Sen harbi kızsındır Nebahat. Babama bir şey mi oldu? Taksim'de durakta yatıyordum, Nuri baba fenalaşmış diye duydum. Bana da son seferim demişti. Yoksa hastaneye mi kaldırdılar? Başın sağ olsun kızım, Allah ecir sabır ihsan eylesin. Başın sağ olsun Nebahat. Daha dün çene yapmıştık rahmetliyle. Peki şimdi ne olacak? Sahi ne olacak? Elçiye zeval olmaz. Bizim patronun Ateşoğlu haber göndermiş. Taksit için mi? Başsağlığı da diliyor. Diliyor demek. Malum ya, arabayı benim aracılığımla vermişti babana. 6.000 lira taksit kalmış. Bir çaresine bakarız. Patron bugün arabayı getirsinler dedi. Dalga geçmeyin, bu tamir yarına kadar bitmeli. Ama patron, diferansiyel de arızalı. Uzatma, bitecek dedim. Allah Allah! Merhaba patron. Merhaba, ne haber Salim? Arabayı getirdin mi? Getirdik getirmesine ama bir maruzatımız olacak. Ne maruzat? Geveleme, söyle hadi. Arabaya bir şoför bulup onların hesabına çalışırsak büyük iyilik ederiz. Onlar da kim? Nuri babanın ailesi. Neyle geçinirler? Bu zamanda kolay değil. Yaşlı bir kadın, küçücük bir çocuk, bir de yetişkin kız. Ya, kızı da var mıydı bu ihtiyarın? Kaç yaşında? Genç kız işte.
Bilsen ne kız patron, tekmil cihana Allah Allah dedirtir. Yalanın varsa ekmek çarpsın. Doğru konuş ulan, boş olurum ha! Kesin be, külahlığın sırası değil hep! Patron, bir hanım misafiriniz peki geldi. Peki! Bir şey söylemedim patron. Olur olur, kolayına bakarız. Hele kız gelsin de kendisiyle konuşalım. Arabayı şimdilik sen çalıştır Neşet. Baş üstüne! Bana bak Neşet, ters bir iş yaparsan yok mu ya, dinim hakkı için toz ederim seni! Bizim servis şefine, bu böyle olmaz efendim! Banka namına bütün mesuliyeti ben yüklenemem dedim. Düşün, banka namına! Nasıl? Beni dinlemiyorsun. Dalmışım, kusura bakma. Babamın ölümü beni çok sarstı Seyfi. Sıkıntıdan gitti zavallı. Eğer evlenmiş olsaydık, ailemizin reisi şimdi sen olacaktın. Evlenmek, söylemesi kolay. Aldığım parayla kendimi geçindiremiyorum. 2 sene oldu Seyfi, nişanlanmasaydık bari. Yahu bekle biraz! Zam gelmese bile prim meselesi var. O zaman her şey hallolacak. Hala anlamıyorsun Seyfi, anlamıyorsun. Babamın elbiselerini sattık bugün. Çok ayıp oluyor ama İsmail bey, ne yapalım? Bir haftadır arabanın hesabını alamadık. Kusura bakma hemşire! Bizim de bütün gelirimiz sizden aldığımız 3-5 kuruş kira. Birkaç gün sonra gene uğrarım. Teşekkür ederim, eksik olmayın. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Vay, sayın patron içem, hangi rüzgar attı sabah sabah seni buraya? Bir haftadır arabanın hesabını getirmedim. Paraları ateş yoluna yatırıyorum. Hepsini mi? Yoo, birkaç tamir çıktı da, sen sağ ben selamet. Yalan söylüyorsun. Gececi Neşet yalan söylemez, gececi Neşet kurban sana! Bir evet desen, para da araba da feda olsun. Neredesin Neşet? Geri içeri! Sorat kız, ne oldu gene? İş bildiğin gibi değil Salim abi, çok sıkıntıdayız. Neşet çalışmıyor mu arabada? Çalışıyor ama kime? 15 gündür bir kuruş alamadık. Yok ya, vay canına! İnsan kendi arabasında çalışmadıkça. Hele otur şöyle! Yoksa kendin mi çalışmak istiyorsun? Hı. Yok canım, olmaz öyle şey! Niye olmuyormuş? Ayıp mı yani? Olmaz be kızım, şoförlük kolay mı zannediyorsun? Gelinlik kızın taksi şoförü olduğu nerede görülmüş? Gel, koş çabuk, geç kaldın ya! Ne dersin Salim abi, şoförlük değil mi bu? Keyif için olunca kimsenin bir şey dediği yok da ekmek parası için olunca mı ayıp? Sahi... Beşiktaş'ta Hayriye abla zehir gibi şoför! Öyleyse Emirganlı Nebahat niye olmasın? Şoför Nebahat, şoför Nebahat abla, ay Allah! Demek sen çalışmak istiyorsun! Şuna bak ya! Gören de 40 yıllık şoför zannedecek! Neden olmasın, namusuyla çalıştıktan sonra? Arabanın taksidini daha çabuk öder! Peki... Ehliyetin var mı senin? Hı? Var! Rahmetli babam, günün birinde lazım olur diye aldırmıştı bana. Peki öyleyse, oldu bu iş. Adın neydi senin? Nebahat. Tamam Nebahat, bir dene bakalım. Neşet'e söyleyin de arabayı teslim etsin. Çok teşekkür ederim, bu iyiliğinizi unutmayacağım. Allah'a ısmarladık. Sağ ol abi, harbi adammışsın. Gene beklerim. Allah'a ısmarladık anneciğim, güle güle kızım, Allah kazadan beladan korusun. Merak etme anne! Yenge, ben varken evelallah! Dur bakalım! Şoförlük yapmaya sadece ehliyet yetmez, önce bu işin raconunu öğrenmen lazım. Geç hele muavillik yap bakalım bugün!
Gördün mü seninkini? Kimi? Nebati, Nuri Baba'nın kızı. Önce ben, sonra Seyfi, şimdi de Deve Salim Lobiç'im. Deve Salim mi? Ha? Günah almayın yahu! Sen kimin evini soruyorsun bey baba? Ben çalışıyordum arabalarında. Canımı dişime takıp hem arabanın borcunu ödüyordum, hem de dünyanın parasını getiriyordum. Eh, yaranamadık! Kendisi çalışacakmış güya. Nebat mi? Nebat ya! Kadınların çalışmasına alıştık, alıştık ya! Ama şoförlük, miner karay! Haydi taksim, taksim, taksim! Haydi! Beklemeden gidiyor taksim! Bak, buna al yanak Mehmet derler. Hiç gözyaşına bakmaz insanın. En küçük hatanı gördü mü şıp diye cezayı keser. Ama mektep çocuklarına karşı çok müşfiktir. Buna da Baba Ömer deriz. Şeker mi şekerdir. Can yaktığı görülmemiştir hiç. Eyvallah baba! Bu durağa yaklaşma hiç. Hepsi turist çakalıdır. Aralarına yabancı sokmazlar. Bak, kazanın nereden geleceği belli olmaz. Bu sana ders olsun. Şehir içinde 40 kilometreden fazla sürat yok. Kuralından şaşmayınca insanın başı trafikten belaya girmez. Girmez ama bizim meslekte beladan temelli kaçmanın da çaresi yoktur. Şu koskoca İstanbul'da bir sürü insan içinde sarhoşu da var, edepsizi de. Kendini kollayacaksın. İcabında iş başa düştü mü, dövüşeceksin bile. Aç şu torpido gözünü. Al onu. Rahmetli orada saklardı yıldız anahtarını. Kadın eline yakışmıyor ama kötüsüne rastladın mı insanı rezillikten kurtarır gene de. Yarın işe yalnız çıkacaksın. Tembihler mi unutma? Unutmam Salim abi. Hadi eyvallah. Güle güle Salim abi. Geç kaldın, merak ettim yavrum. Ancak anne. Nişanlın yukarıda seni bekliyor, galiba bir şeyler duymuş. Ne yapalım duymuşsa? Hoş geldin Seyfi. Neredeydin bu saate kadar? Biz burada eşek başı mıyız? Çok yorgun. Allah aşkına bırak bu lafları. Yo, her şeyin bir haddi var. Ben onu bunu bilmem. Çalışmanı istemiyorum, istemiyorum, anladın mı? Mahallenin ağzına sakız olduk. Anneme ne diyeceğim ben şimdi? Çalışmak ayıp mı Seyfi? Anlamam, ya edebinle evinde oturursun ya da... Ya da ne? Ne susuyorsun? Nişanı atarsın olur biter. Onu demek istemedim. Bu insanlar aç mı, tok mu onu düşünmüyorsun. Ne yer, ne içerler? İki aydır evin kirasını ödemedik, bundan haberin var mı? Kirayı kim ödeyecek, şeytanlar mı yoksa sen mi? Yeter! Kes artık! Benimle evlenmek niyetindeysen çalışmayacaksın, bunu iyice kafana koy. Yoksa nişanı bozarım, anlıyor musun? Çatır çatır bozarım. Şimdi ne yapacağız kızım? Yapacak bir şey yok. Yarın işe başlıyorum. Vallahi Nebati kızdır, severim. Üstelik Nuri Baba'nın yadigarı. Ama gene de yanlış iş yaptı bence. Şoförlük kadın işi değil. Tabii değil. Biz erkekliğimizle altından kalkamıyoruz. Ekmek parası aslanın ağzında. Öyle mi? Biz haybiye mi yapıyoruz simite? Sami haklı. Çocuk oyuncağı mı İstanbul'da direksiyon sallamak? Siz Nebati tanımıyorsunuz. Ne çetin cevizdir o. Nuri Baba çifte su vermiş ki çelik gibi maşallah. Vay anasını! Dargana balığı gibi kıvrak kullanıyor arabayı be! Ha. Boş musunuz? Bu arabalar arızalı abicim, şuradaki arabaya buyur. Olur! Hey Salim abi, bak Nebat ablaya müşteri getirdim ha! Buyurun beyim. Eyvallah! Hadi hayırlısı! Kıyak dalga be! Oğlum hadi, Erol'un sırasını verdim! Bizim sırayı neden çiğniyorsun? Vay! Ulan sen değil miydin ekmek parası aslanın ağzında diyen? Zavallı kız ne yapsın düdük? Ah! Sen mi yapıyorsun? Ah! Ne yapıyorsun be? Ulan koca adam! Ayıp kuracağım be! Ayıp tutma be! Senin gibi bir avukatım olduğu için Allah'a ne kadar şükretsem az. Her işin incesini düşünmüşsün maşallah.
Bu davayı da kazanırsak yok mu? İşimiz iş! Almanlarla ortak kuracağımız şirketin mali müşavirliğini mutlaka sana koparırım. Merak etmeyin! Muhakkak kazanacağız. Güle güle! Taksi! Taksi! Dur, dur, dur! Adliye sarayına çabuk! Daha hızlı gidemez miyiz? Bundan hızlı gidemem efendim. Ya ama mahkemeye yetişmek zorundayım! Ben daha hızlı gidemem efendim. İsterseniz inebilirsiniz. Tam 20 dakika geç kaldım! Manasız inadınla nereden çıktın önüme? Neden evinde oturmaz da elinin hamuruyla erkek işine karışırsın bilmem! Bana baksana hanım abla, ehliyetin var mı senin? Var, ne olacak? Kese kağıdı yap, yap da domates satarsın! Al şunu! Saat 7 lira yazdı, sadaka mı veriyorsunuz? Verdiğimiz yetişmiyormuş gibi bir de fazla para istiyor. Utanmıyor musun? Bir de kadın olacaksın, ha? Teşekkür ederim, Bafra içiyorum. Bugün yanıyor yine ortalık be! Siz sıkılmıyor musunuz? İsterseniz şöyle boğaza doğru bir uzanırdık ha? Kaç para tutarsa veririm canım! İn arabadan aşağı! Eskisi gitmiyor muyuz be abla? Cehenneme gidiyorum! Çabuk in aşağı! Bin kişinin ağız kokusuna katlandım, şimdi de bunlar, kendi komşularımız! Kime ne zararım var ki? Neden herkes üstüm kullanıyor? Hepsi o Neşet olacak vicdansızın başının altından çıkıyor, mahalleyi ayağa kaldıran o! Şimdi de bir laf çıkartmış! Dünya Salim abiyle senin aranda! Tövbe tövbe! Salim abiyle mi? Nasıl dili varır böyle bir şey söylemeye? Şoförlük yapmaya kalkarken bu kadar rezilliğin başıma geleceğini düşünmemiştim. Şoförlük benim harcım değil. Bırakıyorum bu işi. Nasıl bilirsen kızım. Sen nasıl istersen öyle yaparız. Yarından tezi yok, taşınıyoruz bu evden. Anne, taşınmayı da nereden çıkardın? Benden sakladığın bir şey var senin.
Her şeyi bilmek benim de hakkım. Doğruyu söyle bana. Ev sahibi protesto çekmiş. Bir hafta içinde kirayı vermezsek icra yoluyla dışarı atacakmış. Bakkal Emin Efendi veresiyeyi kesti. Mahallede en yakın bildiklerimiz bile beni görünce yollarını değiştiriyorlar. Hiçbir yere taşınmıyoruz anne. Allah'ın izniyle haftaya kirayı öderiz. Bakkaldan da hiçbir şey almayacaksınız. Ne lazımsa her akşam ben getiririm eve. Çetin! Çetin! Dinle beni Çetin! Evin kirasını, arabanın taksidini ödememiz lazım. Ben çalışmazsam kim ödeyecek bunları? Çalışmak ayıp değil Çetin. Hem seni utandıracak bir şey de yapmadım. İnanıyor musun bana? İnanıyorum abla! Affet beni söylediklerim için! Ne olursa olsun! Kim ne söylerse söylesin, ablanın namuslu bir kız olduğunu hiçbir zaman unutma. Abla! Ne var yavrum? Ben de çalışmak istiyorum. Boş gezmek, akşama kadar bu mahallede sürtmek istemiyorum artık. Peki kardeşim. Hele yarın olsun bir çaresini düşünürüz. Yetmedi anlaşılan. Bir daha arkadaşlık etmem onunla. Vay başımıza gelenler! Burnumun dibinde senin gibi pırlanta varmış da nasıl görmemişim! Seyfi! Seyfi ölüyorum Seyfi! Ölüyorum! Anne! Anneciğim ne oluyor? Nebahat'e sinirlendi. Anne! Bugün atmazsan nişanı yüzüne Seyfi diye oğlum yok benim, anladın mı? Tabii. Yoksa sütümü helal etmem sana. Ben biraz su getireyim teyze. Çatlasın! Benim oğluma kız mı yok? Gülistan'ı alacağım sana! Tabii anne! Of Allah'ım! Montan anne! 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 Buyurun. Zahmet oldu. Kapı açmasını biliyordum. Rica ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Alma film be, alma film! Buyurun! Rica ederim, zahmet oldu. Kapı açmasını biliyordum. Rica ederim, nasılsınız? Neşet abi gönderdi. İstemezse de yallah. Ne haber şoförler güzeli? Çayımıza tenezzül etmedin demek. Yakamı bırak Neşet! Kuru gürültüye pabuç bırakacak göz var mı bizde? Bu arabayı yedirmem sana, gececi Neşet demişler bize. Gececi Neşet, gececi Neşet! Gündüzcü olsan ne yaparsın be? Ne mi yaparım? Bu yollarda barındırmam seni! Ateş yoluna çevirdiğin numaralar bize sökmez! Nar ol Neşet, duvara çıkacaksın! Boş ver abi! Direksiyona yeni geçti, daha posta koyuyor bize! Hadi şakallaşma, yaylan bakalım! İyi! Gececi Neşet gider. Yeşil yandı, gazla! Yürü! Hadi be! Yürü! Ne parası veriyorsun, ayakta yürüsün! Hadi! Boş ver kerize Nebahat abla! Keyifler nasıl, ondan haber ver ha! Şükür cebimiz mangır gördü de bitimiz kanlandı biraz. Baktım dilin şoför lisanına yatmış. Ne o kadar olacak Salim abi? Bana bunu yapmamalıydın Neşet. Bırak beni, yalvarırım, bırak beni! Yeter be! Kes artık! Ben senin kölen miyim? Ne hakkın var beni buralara getirmeye? Fazla uzatma, daha fena yaparım! Benim gibi aciz kadından ne istiyorsun? Sabrıma taşırma, sonra bir araba odun yersin! Şu sağdaki yola sap!
Al, üstü kalsın. Hadi gel bakalım. İn Mick. İn diyorum sana. Bırak. İn diyorum. Ulan in diyorum sana. Bırak. Sana inmemeyi gösteririm. Öyle inilmez, böyle inilir. Gel bakayım. Yürü. Yürü diyorum sana, yürü. Yürü. Hayır. Yürü. Bırak, bırak beni. Nevzat, yalvarırım. Bırak onu. Hoş geldin Seyfe, buyur. Bütün bu rezaletlerden sonra benimle nasıl böyle konuşabiliyorsun? Buraya nişanı bozmak, yüzüğü de suratına fırlatmaya gel. Olabilir Seyfe, ama biraz soğukkanlı ol. Ayrılsak da iyilikle bitirelim bu işi. İyilik bunun neresinde kaldı? Utanmadın mı şerefimi iki paralık etmeye? Namusumla yalnız ekmek parası için çalıştım. Bunu böyle bilmeni isterim. Namusunla ha? Sen bu yalanları başkasına yuttur. O kadar uzun boylu değil. Ağzından çıkanları kulağın duysun, terbiyene takın. Namusuma kimse bir şey söyleyemez. Yok canım, söylersem ne olur? Bana bak, sen buraya nişanı bozmaya geldin değil mi? Peki, nişan bozuldu. Hadi çık git buradan, yoksa çok fena olursun. Öyle olsun, yanılmışım. Bunun motorunda bir vuruntu var, baksana! Bakayım! Davayı kazanman ikimiz için de iyi oldu. Senin hukuk işleri müşavirliğin artık çantada keklik. Kim bu kız? Nefis parça değil mi? Hı, babası şoför de öldü. Kendi çalışıyor arabada. Olacak iş değil ya, yemliyoruz işte. Yakında avucumuza düşer. Ha, Nur Hayat'ı görmeye gelmedin daha. Neyse, vereceğim partide görürsün. Kadın değil, ateş parçası mübarek! Taksi! Hey, taksi! Nişantaşı'na! Bilmem hatırladınız mı beni? Evet, eğer yanılmıyorsam... Size çıkışan asabi müşterinin ta kendisiyim. Bir iş için garaja gelmiştim. Sizi görünce, hele durumunuzu öğrenince yaptığımdan utandım. Rica ederim. Yo, doğrusu bu. Özür dilemeliyim sizden. Estağfurullah, kabahatiniz yok. O gün meslekte ilk günümdü, heyecanlanmıştım da. Hele müşteri de benim gibi aksi olursa, değil mi? Şoförlük kolay olmasa gerek. Öyle değil mi? Başka ne yapabilirim? O ilk günü çok üzüldüm. Neredeyse vazgeçecektim ama imkanım var. Annem, kardeşim, ev kirası... Dayanıyoruz bakalım. Dediğim gibi... Aklınızda olsun. Herhangi bir müşkülünüzde mutlaka arayın. Elimden geleni yaparım. Teşekkür ederim. Hayırlı işler. Sağ ol. Alo, buyurun. Özcan sen misin? Pardon, birden sesinizi alamadım da Kenan Bey burada. Dicle! Devam! Kenan Bey telefonda. Ha, bir dakika, geliyorum. Tırnaklarımı düzeltiyordum da. Alo, merhaba Kenan. Tabii şekerim, teşekkür ederim. Partiyi hatırlat. Ha, unutma, Ateşoğlu'nun partisine gideceğiz bu akşam. Söyledi. Ama hoşlanmıyorum öyle toplantılardan. Sen gitmekte serbestsin tabii. Bilmiyorum, söz vermeyeyim. İhtimal, belki gelirim. Belki olmaz. Mutlaka bekliyorum. Bak, karışmam sonra. Güle güle. Gelmiyor mu? Canı isterse gelsin. Falan zaten kötü çıkıyordu. Fal, fal, fal! İşimiz Allah'a kaldı zaten. Sen pullarına bak! Rahmetli paşa babam sağ olsaydı da... Dadılarla büyüyen kızının halini görseydi. Koskoca Vişnezade ailesi... Taşralı bir avukatın 3-5 kuruşuna kaldı, değil mi? Senin sayende. Sen para kazanmasını değil... Ancak yemesini bilirsin, miras yedi mahallebi çocuğu!
Bütün istikbalimiz Kenan'ın elinde. Kızımızı alırsa kurtuluruz, cayarsa sefaletten ölürüz. Sedai, asabımı bozuyorsun. Neyin bozulursa bozulsun. Üf! Hepinizden iğreniyorum zaten. Ne o Kenan? Canın mı sıkılıyor yoksa? Her gece aynı hayatı yaşamak, hele bizim şu yaşadığımızı yaşamak bunaltıyor insanı. Neler bunalacak? Bak ne kadar eğleniyor herkes. Ben sevmiyorum böyle eğlenceleri. Nereye gidiyorsun? Bir viski. Oh, Kenan Bey nasılsınız? Hiç görüşemiyoruz son günlerde. Çok meşgulsünüz galiba. Ben eski bir Fransız pulunun peşindeyim. Aylardan beri bir kadın arar gibi onu arıyorum. Aman devam edin dostum. Allah kahretsin, ver şunları, ver zarları. İpli zar getirin arkadaşıma. Hadi yavrularım, hadi karıcığım. Al bakalım. Gele, Marsilya'ya vali oldun. Marsık kokuyor, marsık. Çarşamba, perşembe, cuma... Bu da cumartesi! Ne biçim yazmışsın bunun kitabını be! Ama belki de gelecek sefere yenersin ha! Boş ver be arkadaşım! Nasıl boş vereyim be, medeni nikah var! Var mısın bir elde gececi neşetle oynamaya? Al voltanı da fiyakanı bozdurma! Gececi neşetin bileğini tavlada bükecek adamı analar daha doğurmadı! Ha, helal olsun sana bu yollar Arap çocuğu! Karıştan gazel istemez! Ne vuruyorsun be? Alep oradaysa arşım burada, attığım zarı küt diye oturtmazsam keserim bu bilekleri! Bileğine bu kadar güveniyorsan kol güreşi yapalım ha! Anlamadım, ne dedin ne dedin? Ne ne? Mikrofonun bozulduysa git tamir ettir! Ötme bozuk plak gibi! Gececi Neşet posta koyanın cevabını taahhütlü gönderir! Kalk oradan arkadaşım, kalk bakayım! Kalk oradan lan, kalk hadi bakalım, kalk hadi! Bilekten, bilekten! Ay uçmasın! Fener Galatasaray maçından daha çok heyecanlanmadımsa ahirete kefensiz gideyim! Vakitsiz öten orozun başını keserler! Ummadığın taş baş yarar! Bak yalnız, trafik nizamnamesini... Bırak şimdi nizamnameyi de başla! Oldu! Haber, buna bilek derler, bilek! Ben olsam kendimi saray burnundan aşağı atardım! Gececi Neşet arkadaşımız, üzülme! Mektup iadeliymiş! Gececi Neşet gider! Yürü! Şaşaşa, şoför revan çok yaşa! Ya ya ya! Şaşaşa, şoför revan çok yaşa! Ya ya ya! Şaşaşa! İşte Sami'cim bugünkü vaziyet böyle! Ha, duydunuz mu çocuklar Nebat ablanın son vukuatını? Anlat ulan, patlatmayın seni! Dur be, anlatıyoruz! Helal olsun be bey abi! Dün gece gececi Neşet, bu gece de çatladı kapılı! Ha, ne bilsin kızcağız böyle çıkışını? Müşteri diye almış arabaya! Uzattın ama ördek, bırak safsatayı da anlat! Ha, say ne diyorduk? Senin çatladı kapılı taksi diye seslenmiş! Tut gibi de sarhoş! Nebat abla da bilmiyor, sonra geçmiş... Allah! Beşlik simit gibi kurulmuş arabanın arkasına! Ne bilsin başına gelecekleri! Yanmış! Duruldum, koştum ardından vuruldum... Binlerce güzel gördüm... Ah lan! Yıkılamak! En sonunda sağ vuruldum. En sonunda sağ vuruldum. Dalgalandım da duruldum. Koştum ardından vuruldum. Koştum ardından... Mekanımıza geldik şoför güzeli. Sola çek dur ha! Kaç para tuttu? 20 lira.
Ulan sahiden Mengir istiyor be, bana bak! Şimdiye kadar çattılı kapıları Rıza'dan hiç kimse araç alamadı. Ben araç falan değil, hakkımı istiyorum. Yaylan bakalım! Naylonunu çangallamadan ufak ufak kır kirişi, yala! Fazla uzatma, güzellikle paramı ver! Burnuma kın kokusu geliyor! Git dedik sana, al vırtını! Eceli gelen köpek çatladı kapılı Rıza'nın önüne çıkar! Akıllarını, darbe gidiyorsun! Çatladı kapılı Rıza'ymış! Ulan her tarafın çatapat olsa ne çıkar be! Sonra ne Balt abla? Vurmuş ona ondan sonra! Bir daha vurmuş! Ah, bir daha vurmuş! Ya. Bir daha vurmuş! Ah, kapak, vurmuş bir daha! Vurmuş! Vurmuş! Hesabını görmüş işte! Ya işte böyle! Eceli gelen köpek de Balt ablanın karşısına çıkar! Ahmet koş, arasaya gidelim! Oldu, topun var mı? Var var! Merhaba! Hoş geldin kızım, hoş bulduk! Neler getirdim size anne bak! Bu pirzolalar Çetin için! Bu yünleri de sana aldım, önümüz kış! Kendine bir hırka örüp sıcacık giyinirsin! Bunları da götürüp ev sahibine verirsin! Arabanın taksidini ne yapacaksın kızım? Elbet onun da bir çaresine bakacağız Çetin! Sen de yarın sabah hazırlan! Erkenden Ateşoğlu'nun garajına gideceğiz iş için! Ablacığım! Duydun mu kızım? Gülistan'la Seyfi evleniyormuş! Bize ne anne! Allah mesut etsin! Ay. Nefret ediyorum bu adamdan, pis herif! Aa, bak aşk olsun, üstesinden geldim bu işin! Kolay iş değil, demir leblebidir şoförlük! Azmettikten sonra! Biliyorsun arabanın taksiti ay başında! Şimdiye kadar Nuri babanın hatırını saydık! 6000 küsür lira tutuyor! Ödeyebilecek misin? Hı? Daha ne kadar oldu çalışmaya başlayalı? Biraz daha müsaade etseniz! bu garajı hayrat olsun diye açmadık küçük hanım! Ama sen aklını kullanırsan bu kadar sıkıntı çekmene lüzum yok! Ne gibi yani? Ne gibisi var mı? Maşallahım var! Kaş desen kaş, göz desen göz! Allah beğenmiş de yaratmış! Ne demek istiyorsun? İstediğin gibi bir ev tutardım sana! İçini de dayar döşerdim! Arabanın geliri de cep harçlığı olurdu, hı? Bana bak! Çıkarsana şu baklayı ağzından! hadi, hadi! Anlamamazlıktan gelme! Salim'le yaptıklarını duymayan mı var? Çek elini be! Ne yapıyorsun? Çek elini diyorum sana! Aşağılık herif! Sen! Bana... Ne sandın beni be? Çıldırdın mı sen? Ha. Aa! Ulan bak be! Aklısına kendini bize pahalıya satacak! Yürü kardeşim, gidelim buradan! Hadi! Erkek kızmış be, atladı bizimkini! Vay geçmişi tenekeli vay! Zaten ona Ateşoğlu değil, Leşoğlu derler! Taksidi 5-10 gün geriye atabilsek hallederdik belki! Bu işi bir avukata danışalım en iyisi! Avukata mı? Evet! Tanıdığım bir avukat var benim! Ya ne söylemiyorsun Kürsattir? Oldu bu iş! Hemen atla git! Sor bakalım taksidi 5-10 gün geciktirirsek ne yapabilirmiş Ateşoğlu? Gerisini merak etme, ben hallederim! Senin bu iyiliklerini nasıl ödeyeceğim bilmem! Vaktiyle Nuri babanın azmi iyiliğini gördük! O tutmasaydı elimizden çoktan ezmişlerdi deve Salim'in başını! Hadi! Der! Enayi yerine konulmaktan sandım artık! Ne demek istiyorsun Kenan? Bu kadar çürük temeller üzerine sağlam bir aile bina edilemez! Sen menfaatlerine, ben hislerime kapıldım bir müddet, hepsi o kadar! Yani benimle evlenmek niyetinde değil misin artık? Galiba! Ne kadar yanılmışım! Asıl yanılmış olan benim!
Nasıl bir kadın arzuladığımı bildiğin halde hiçbir fedakarlığa yanaşmadın. Sadece cinsiyetinle, güzelliğinle beni tutmaya çalıştın. Bu temeller üzerine bir aile, bir yuva kurulabilir mi? Çok zalimsin. Yoksa başka bir kadın mı var hayatında? Buyurun. Bir hanım geldi efendim, sizi görmek istiyor. Müsaadenizle. Oh. Merhaba. Merhaba. Buyurun, oturun. Teşekkür ederim. Bir sigara? Merci. Bir müşkülün olursa ara demiştiniz. Evet. Bir müşkülüm var şimdi. Hayrola, ne oldu? Bir kaza falan? Hayır. Bir borç işi. Arabanın taksidi var, biraz sıkıntıdayım. Ne var Dicle? Hiç. Sigara isteyecektim. İçeride masanın üstünde var. Sizi rahatsız ettim. Sonra gelirim ben. Olur mu öyle şey? Oturun anlatın. Başka bir zaman. Bir boş zamanınızı bulurum elbet. Peki. O halde bugün öğleden sonra. Sarı yerde bir davam var. Arabam gene arızalı. İşiniz yoksa saat 3 sıralarında gelir beni evden alırsınız. Aha. Dönüşte sizin işi görüşürüz. Olur başsın. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Pis herif. Demek size tecavüze kalkıştı. Dersini aldı ama. Kardeşinizi bana getirin. Yatağınede çalışır. O yaşta bir delikanlıya ihtiyacım var zaten. Sağ olun. Ne garip tesadüf. Benim Ateşoğlu'nun umumi vekili olduğumu bilmiyordunuz değil mi? Bilsem gelir miydim? Neyse, bir bakıma isabet olmuş. Yarın Ateşoğlu ile konuşurum. Bütün isteğim biraz daha müsaade etmesi. Durumu biliyorsunuz. Hı hı. Üzülmeyin, hallederiz. Bak işte, orada manevra olur mu hiç? Orada duracağız, biraz ileride. İşim çok sürmez, dönüşte Emirgan'da bir çay içeriz, hı. Ha? Senin hayat kavgası karşısındaki cesaretin beni uyandırdı. Neler söylüyorsunuz? Tanınmış, zengin bir avukatsınız. Bense ekmek parası için çalışan fakir bir kız. Aslında biz aynı durumda iki insanız. El ele vereceğiz, birbirimize yardım edeceğiz. Bana yardım edeceksin, değil mi? Elimden bir şey gelir mi? Hem de nasıl? Hey, ne var? Ne o, kaldırım mühendisi gibi yol mu arsınıyorsun? Bu ne dalgınlık arkadaşım? Biraz dolaşayım dedim Salim abi. Ya, yoksa avukatı bulamadın mı? Buldum. Ne dedi? Çok iyi bir insan. Her şeyi halledecek. İyi ya, daha ne düşünüyorsun? Bilmem, içim sıkılıyor işte. O kadar içmek istiyorum ki bu gece. Anlamadım, ne dedin? İçmek istiyorum dedim. Ulan kız, sen tam şoför olmuşsun. Bir o eksikti. Hadi bir seferliğine eyvallah. Ama ondan sonra yok. Çocuklar kim bilir ne kadar sevinir. Hadi atla. Bu kuru kafadan nasıl çıkıyor be? Yaşa arkadaşım, nur ol! İnsan değil, bülbül mübarek! Bu da senin şerefin arkadaşım! Sağ ol Nebahat abla!
Ulan kuru kafa, sen söylersin de ben söyleyemezim. Çalın Nebahat ablanın şarkısını. Koş arabana atla, dümenimiz yolunda. Gazla ablacım gazla. Haydi Nebahat abla, koş arabana atla, dümenimiz yolunda. Gazla ablacım gazla. Şişli sarı yer, durmadan hemen gider. Ablacığım ne olur, İstinye'de duruver. Taksim şişli sarı yer, durmadan hemen gider. Ablacığım ne olur, İstinye'de arkadaşım, şoför güzelinin şerefine içelim. Kilometrene 100 kağıt vermezsem içtiğim bu şarap haram olsun bana. Hadi öyleyse içelim bakalım. Ulan sen neymişsin be? Ulan sen de ne inekmişsin be? İşe bak ya! Demek avukat Kenan'la şoför Nebahat. Uydurmuyorsun ya! Muhammed şefaatinden mahrum kalayım eğer lafın varsa. Yazıhanede gördüğüm kadın olacak. Ama kadın mı, erkek mi belli değil. Ya esaslı ama fazla ileri gitti. Haddini bilmesi lazım. 6.000 lirayı hemen istediğime haber ver, peşinde bırakma. Merak etme patron. Gececi Neşet gider. Oh, merhaba! Merhaba! Merhaba delikanlı! Merhaba efendim! Kardeşimi getirmemi söylemiştiniz de. Tabii biliyorum. Gel bakalım. Necla Hanım, işte size bahsettiğim delikanlı. Çabuk yazıyor muyum? Çetin, ben işe gidiyorum. Akşama uğrar seni alırım, olmaz mı? Peki abla! Hadi!
Allah'a ısmarladık. Yarın buluşmak üzere. Neden hala tereddüt ediyorsun anlayamıyorum. Çocuk değilim ben. İyice düşündüm taşındım, ondan sonra seninle evlenmeye karar verdim. Peki ya o kadın? Bugün tamamen ilgimi kestim. Zaten yanlış bir işti. Eğer beni sevmediğini söyleyeceksen o başka. O ne biçim söz? Korkuyorum, doğrusu bu. Ayrı muhitlerin insanlarıyız biz. Ya evlendikten sonra bir maraza çıkarsa? Anlayamadım. Bak gördün mü? Ne kadar uğraşsam dilimi bile düzeltemiyorum. Basit bir şoför parçasıyım ben. Sana layık değilim. Senin gibi tertemiz bir kıza asıl layık olmayan benim. Sahiden evlenmek istiyor musun benimle? En büyük arzum bu. Seni seviyorum ne var? Hemen nikah muamelesine başlarız. Bir an evvel karım olarak görmek istiyorum seni. Yarın sabah tam 11'de sizin durakta buluşalım. Nüfus cüzdanını yanına almayı unutma sakın. O kadar mesudum ki, düşünemeyeceğin kadar. El aleme rezil oldum. Herkesin içinde kolumdan tutup kapı dışarı etti beni. Ateşoğlu'na selam söyle, elinden geleni ardına koymasın. Yarın Nebahat'la evleniyoruz dedi. Bu yaptıklarını yanına korsan erkek demem sana. Demek içe sayıyorlar bizi. Ateşoğlu boynunu büküp her şeye razı olacak sanıyorlar. Yağma yok. Yeni yetme bir avukata kaptıracağız bu yaştan sonra. Ne olacak şimdi? Hani aramızı düzelteceğini vaat etmiştin. Sinirlenme be abla. Ateşoğlu abimiz haklarından gelir nasıl olsa. Patron, ben derim ki bu Nebahat suyu kaynadı artık. Şöyle ufaktan bir komando oyunu çeksek ha, ne dersin? Tamam derim Neşet. Yalnız komando oyunu değil, ballı baba oyunu derim. Sekreter Nurhan'a oynadığımızdan mı? İyi bildin, Nurhan da nazlandıydı zamanında. Ama elimizden kurtulamadı. Ama patron, bu sefer sırada ben de varım. Nebahat'a yangınlığımızı bir söndürelim sayende. Hele bir Nebahat'ı ele geçirelim de seni de düşünürüz elde. Ya Dicle Hanım, bakalım senin avukat şimdi ne yapar? Sevgilisinin balını 3-5 kişi birden yiyince gene nikahlar mı, nikahlamaz mı? Ha? Desene biz akıllılık etmişiz de sana olmaz dememişiz. Yarın saat 10'da Taksim'de durakta olacaksın. Şimdi kulaklarını aç da beni iyi dinle. Nüfus kağıdını aldın mı kızım? Aldım anneciğim, işte burada. Hayırlısı neyse o olsun. O kadar iyi bir insan ki, göreceksin. Allah mesut etsin kızım. Allah mesut etsin, çok memnun oldum. Düğün ne zaman? Yakında. Bugün nikah muamelesine başlıyorum. Demek Nebahat ablamızı kaybediyoruz. Çocuklara haber vereyim. Artık sevinirler mi, üzülürler mi Allah bilir. Emirgen 1-2, Emirgen 1-2, Emirgen 1-2! Araba mı lazım abla? Bir kadın şoför varmış Nebahat, onu arıyorum. Nebahat abla mı? İşte şu karşıdaki Dezoto. Çok mersi. Tamam, güle güle Allah. Kim bu Piliç ha? Allah! Beni tanıdınız mı? Evet. Sarı yere. İşim var, affedersiniz. Yandaki arabaya binsin. Sizinle konuşacaklarım var, yolda söylerim. Salim abi! Hanımefendiyi sarı yere bırakacağım. 11'e kadar yetişir. Geç kalma sakın. Merak etme. Ne konuşacaksınız benimle? Tahmin etmiyor musun? Hayır. Şu haline bakmadan erkeğimi elimden alacaksın da ben de susacağım, öyle mi? Ben kimsenin erkeğini elinden almadım. Utanmasan Kenan'ın senin gibi bir şoför parçasını sevdiğini söyleyeceksin. Evet. Kenan benim gibi bir şoför parçasını seviyor işte. Senin gibi bir salon kuklasını değil. Emirgen 1, Emirgen 1-2, Emirgen 1-2! Emirgen 1, Emirgen, Emirgen 1-2, Emirgen! Hadi Emirgen! Merhaba. Emirgen Bey. Merhaba. Nebahat ablayı aradınız değil mi? Evet. Ben Deve Salim, Nebahat'ın arkadaşıyım. Tamam, şimdi hatırladım. Bahsinizi çok duydum Nebahat'ten. Nebahat yok mu? Az evvel duraktaydı, sizi bekliyordu. Orta boylu sarışın bir kadın geldi, Nebahat'i sordu. Sonra sarı yere doğru gittiler. Orta boylu sarışın bir kadın ha? Hangi kadınlığınla Kenan'ı kendine bağlayacaksın? Kadın mısın sen? Sen kadınsın öyle mi? Kukla sende.
Sen salonlarda kırıtmayı, erkekleri ayartmayı kadınlık sayıyorsun. Yanlış bellemişsin. Sen kal, çocuklara haber versin. Oldu, bey! Çocuklar! Hadi yavru kuş kapana girdi, gazla. Şoför milleti demişler bize. Nevat ablanın kılına halel gelirse, hepsini toz etmezsem bana da deve salim demesinler. Neşet'in arabası değil mi? Gelsinler bakalım. Vay, kanma da süratli gidiyor, daha hızlı! Biraz daha hızlı, biraz daha! Ne melondur bilemezsin. Hiç merak etme abi, rüzgar olsalar yakalarız evelallah. Ulan erkekliğinle yetişemiyorsun şu be, hızlı! Dur diyorum, yoksa tetiği çekerim. Aferin Dicli'ye, şu kadar olamadım be! Hasan sen direksiyona geç, Neşet kal! Ölüp öbür arabayla Dicli'yi getir! Fakat ben... Akes be! Gidelim yavrum, zurna da peşrev olmaz, ne çıkarsa bahtına demişler. Nebat'ın arabası, Neşet kullanıyor. Dicle de içinde. Gel buraya, gel! Boş ver onu şimdi, gir içeri! Gel buraya! Söyle! Söyle Nebat nerede? Çok söyle! Belki başka yol vardır, öbür tarafa gidelim! Şöyle! Salim!
sebat. Nebahat ablayı vurmuşlar! Nebahat ablayı şimdi! Nebahat ablayı mı neyim? Gidelim! Arkadaşlar, Nebahat ablayı vurmuşlar! Balta Limanı Hastanesi'ndeymiş! Çocuklar, Nebahat ablayı vurmuşlar! Balta Limanı'na! İçeride ölümle pençeleşir! Ne olursun be hemşerim, aç be! Nasıl doktor? Kurşunu çıkardık. İç kanama olmazsa haftaya taburcu ederiz. Sağ ol, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz abi, şoförler namına. Bir şey değil. Merak etme abi, Nebahat abla bunu da atlatır. Abi geliyor ya, geliyor ya. Ne olur aç kapıyı, bak geliyor abi, aç kapıyı ya. Hadi ya, hadi. Bir şey söyleyin ya, meraktan öldük ya. Tehlikeli bir durum vaziyeti yok ya. Hayır yok, tehlikeyi atlattık sayılır. Geçmiş olsun, Allah'ıma şükürler olsun, kurtuldu demek. Ulan Neşoğlu, seni bana bir verseler! Adaletten yakalarını kurtaramazlar artık ama öteki namussuz paçayı sıyırdı. Ya. Kim sıyırdı abi? Ulan Toru'yu işletsene biraz, kim olacak Gececi Neşet, hımbıl, hadi yürü! Haa, sahi! Hadi buyurun. Girmeyelim. Mahalle adına geçmiş olsun demeye geldik. Kızımız nasıl? İyidir hamdolsun. Bugün gene uğradım. 2-3 güne kadar çıkıyor. Allah şifalar versin. Demin çınar dibinde konuşuyorduk Salim falan. Biz zavallı yapacağımızın günahını almışız. Onun için mahalle namına özür dilemeye geldik. Rica ederim, o nasıl söz? Neyse. Bir derdiniz olursa haber gönderin bana. Hadi Allah'a ısmarladık. Güle güle. Nebahat abla bugün yarın çıkar abi, düğün ne zaman acaba? Vallahi bilmem ki. Ben şöyle lacileri çekeceğim, kaşık düşmanını da aldım mı yanıma? Salim abi, Gececi Neşet geliyor. Buyurmaz mısınız efendim? Bak abi, Neşet'i arıyordum. Vah! Üstü başı kirlenmiş, merak etme abi, merak etme, lekeciye gönder! Oldu mu bu yeni yaptın senin? Gel yavrum, gel canım, korkma canım, otur bakayım şöyle, yavrum! Evladım arşak gelor, şimdi yüzünü arşak var, temizlerim! Hiç merak etmesin, tertemiz olur, rahat! Ayna gibi oldu maşallah! Hey yavrum, gel canım benim, gel! Tüküre bile değmezsin sen! Salim abi, Salim abi, Nebahat abla fenalaşmış, iç kanama başlamış, kan kaybediyormuş! Eyvah! Gidelim arkadaşlar! Hadi gidelim! Dikkat, dikkat! Kan kaybeden bir hasta için acele 0 grubu RH negatif kan aranmaktadır. Kan vermek isteyenlerin Balta Limanı Hastanesi'ne müracaatları rica olunur. Maalesef kan grubunuz uymuyor. Niye benim kanım olmuyormuş? Halis şehit torunuyum ben! Nebahat ablam içeride can verip... Budala kes sesini! Benzin motoruna mazot konur mu hiç? Senin kanın uymuyor işte inek! Bu Allah kahretsin! Salim abi, acaba trafikten sorsak aradığımız kan grubu oradan çıkarabilir miyiz acaba? Yürüyün arkadaşlar! Hadi gidelim! Yürü! Yakın!
Dikkat dikkat! Aranan kan grubunun bulunduğu şoförler. 34PU 648 Neşet Beleşoğlu. 34AB 541 Muzaffer Soydan. Anlaşıldı, tamam. Hoca, İstanbul'da bir tek gececi Neşet de var bu kandan, öyle mi? Bir de amigo Muzaffer de varmış. O da Adana'ya müşteri götürmüş. Şubedeki arkadaşlar başka kimse de var mı diye arıyorlar. Katiyen olmaz. Gececinin kanı Nebahat ablanınkiyle karışmaz. Zavallı Nebahat ablam, vallahi zehirlenir. Vermez zaten, hayır işlediği nerede görülmüş? Ya. Selim abi, Nebahat ablayı bırakıp nereye, dur be! Durulacak zaman değil ördek. Gececi namussuzuna hemen buluk getirmezsek Nebahat temelli gidecek elden. Oh Kerem! Çocuklar, Neşet'i gördünüz mü, gececi Neşet'i? Öğleden beri kimse görmemiş. Gececi Neşet'i gördün mü abi? Bugün hiç geçmedi buradan. Eyvallah, eyvallah! Abi, Neşet'i gördün mü? Bir haftadır uğramıyor hiç. Salim! Salim! Telsiz de bildirdiler, Neşet'i 10 dakika evvel Eyüp Sultan'da görmüşler. Sağ ol abi! Siz etmeyin, soybekar oldum artık! Hala ne istiyorsunuz benden? Kan istiyoruz! Ya. Ne? Kimin? Senin! Acıyın bana! Daha gençliğime doymadım! Şoförlerin birbirine bu kadar bağlı olduklarını bilmezdim. Arkadaşınız sayenizde kurtuldu. Yaşadık! Yaşasın, yaşasın! Bak şu Allah'ın işine! 40 yıllık gececi sabah sabah işe çıkmaz mı? Hayırdır inşallah! Hayrola Neşet, bunca yıl sonra gündüzcü mü oldun yoksa? Sayenizde. Sadece gündüzcü değil, üstelik insan da oldum. Hastanede yanlışlık yaptıkları besbelli. Gececinin kanına Nebahat ablanınki karışmış. Hazır olun çocuklar, geliyorlar! Ördek, yürü bakalım, yürü be! Tebrik ederim abi! Sağ ol Salim! Çocuklar, size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Sağ ol! Var ol! Var ol! Yaşa! Var ol! Gazdan ablacığım, gazdan!